Merhaba değerli arkadaşlar. Tarihi coğrafya programımıza köken ve gelişim bölümüyle devam ediyoruz. Programımıza ilk olarak dünyada tarihi coğrafyanın nasıl bir gelişim süreci izlediğinden bahsederek başlayalım. Coğrafyada olduğu gibi bu alanda da en eski yazılar yine eski çağ Yunan dönemine aittir. Her ne kadar dönemin yazarları yazdıkları eserlere tarihi coğrafya adını vermeseler de Nihayetinde yapılan bu çalışmalar tarihi coğrafyanın öncüleri olarak ele alınabilir. Örneğin tarihin isim babası olan Heredot'un M.Ö. 5. yüzyıldaki özellikle Nil Deltası'nın nasıl oluştuğu ve Mısır medeniyeti için önemine ele alan açıklamaları tarihi coğrafyanın ilk örneği veya ilk habercisi sayılabilir. Yine aynı şekilde orta çağ İslam coğrafyacılarının eserlerinde de eski çağ coğrafyacılarının eserlerinden alıntılar bulmak mümkündür. Bu alıntılar genellikle eski döneme ait bilgiler olsa da sanki orta çağ yani orta çağ İslam coğrafyacılarının kendi yaşadıkları döneme aitmiş gibi kullanılmıştır. Dolayısıyla bu şekilde geçmişe ait coğrafi özellikler sanki o döneme ait gibi yazılarak veya bazı bilgiler ilave etmek suretiyle güncellenerek bilinçsiz bir şekilde tarihi coğrafya yapılmıştır. Ayrıca eski çağdaki gibi orta çağda da yazarların günümüzden farklı olarak birçok sahada çalışması tarihi coğrafyayı biraz daha ileriye taşımıştır. Buna örnek olarak Orta Çağ İslam coğrafyacılarından bazılarının aynı zamanda tarih, felsefe, astronomi gibi alanlarda eser yazmış olmaları verilebilir. Yapılan bu çalışmalarsa özellikle tarih, coğrafya yakınlığı ve kaynaşmasının örneklerini oluşturmuşlardır. Örneğin Yakut eserlerinde tarihle coğrafya arasında yakın bir ilişki bulunduğunu ileri sürmüş, Ömeri tarafından yazılan Mesalikül Ebzar Fime Malikül Emsar adlı devasa ansiklopedik eser tarih ve coğrafya konularına ayrılmıştır. Belazuri'nin Fütuhül Buldan, Ebul Fida'nın Tarihi Ebul Fida ve İbni Haldun'un Mukaddime gibi çalışmaları da bu bağlamda değerlendirilebilecek önemli eserlerdir. Orta Çağ sonrasında Avrupa'ya bakıldığında ise durumun biraz daha ileriye gitmiş olduğu görülebilir. Bu dönemde Geçmişteki coğrafyaların incelenmesi anlamındaki tarihi coğrafyanın ilk kurucusu sayılan Alman coğrafyacı Philip Cluver, tarihi coğrafya disiplininin ilerlemesine zemin hazırlayarak Avrupa'da coğrafya öğreniminin gelişmesini sağlamış ve bu ismi kullanmadan tarihi coğrafya dalının ilk kurucusu olmuştur. Edward Welse dünyada ilk defa bir kitaba tarihi coğrafya adını veren düşünürdür. Tarihi coğrafya adıyla bu disiplinin kurulması ise, Velsin 1701 yılından itibaren yayınladığı çalışmalarıyla başlatılabilir. Dolayısıyla belki de aynı isimli olmasa bile aynı düşünceyle hazırlanan eserler daha eski tarihlere gitse de coğrafyacılar tarafından yapılan ve eser adında tarihi coğrafyanın kullanılmasıyla başlayan bu sahanın kuruluşu genel hatlarıyla 1700 olarak kabul edilir. Tarihi coğrafyanın geçmişi Avrupa'da kavram ve terim olarak en azından 18. yüzyıla kadar uzanmasına rağmen akademik anlamda ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında önemli bir coğrafya çalışma alanı olarak görülmeye başlanmıştır. Baddin'e göre tıpkı çağdaş coğrafyadaki gibi zamanla bilgi birikimi ve araştırmaların artmasına bağlı olarak bazı değişikliklere maruz kalan tarihi coğrafya, 1700'den 1920 yılına kadar süren uzun bir kuruluş veya klasik dönem olarak adlandırılabilecek bir dönem geçirmiştir. Bu dönemin devamında yani 1920-1950 yılları arasını kapsayan döneme ise tarihi coğrafyanın hazırlık dönemi adı verilebilir. Bu dönemlerde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde ise tarihi coğrafya 1950 yılından itibaren modern tarihi coğrafya dönemine girmiştir. Bazı çalışmalarda ise modern tarihi coğrafyanın başlangıcı 1920'den 1930'lara tarihlenir. Bu dönemse Derby'e göre tarihi coğrafyanın bilinçli bir disiplin olarak yükseldiği tarihlerdir. Tarihi coğrafyanın 1930'lardan sonra girdiği yeni dönemse bazı kaynaklarda kendi içerisinde 3 evreye bölünür. Bu doğrultuda 1930'larda başlayan ve 1960'lara kadar süren ilk evre jeomorfoloji ve tarihi coğrafyaya dayalı olarak yapılan çalışmalardan meydana gelir. İkinci evreyi ise 1960-1970 arasındaki kuantitatif devrim adı verilen ve daha çok ampirik çalışmaların ağır bastığı dönem oluşturur. 1970'ten günümüzden devam eden son evre ise tarihi materyalizm ve idealizmin hümanist perspektifini yansıtan çalışmalardan meydana gelir. Tarihi coğrafyanın bu son evresinin kökleri ise 1950 ve 1960'larda başlayan geriye dönük coğrafya incelemelerine dayanır. 1871 yılındaysa coğrafyacılar ilk defa bilimsel bir toplantı yapmak amacıyla Anvers'teki 1. Coğrafya Kongresi'nde toplanmışlardır. Bu tür toplanmaların ardından coğrafyacılar örgütlenerek 1922 yılında Uluslararası Coğrafya Birliği'ni kurmuştur. Uluslararası Coğrafya Birliği'nin yaptığı ilk kongre ise 1925'teki Kahire'deki 11. Coğrafya Kongresidir. Ülkemizde ise tarihi coğrafya adı Osmanlı'nın son döneminde yapılan bazı çalışmalarda kullanılmıştır. Özellikle 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarındaki birçok coğrafya eserinde dönemin tabiriyle coğrafyayı tarihi yani tarihi coğrafya ismi bulunur. Ülkemizdeki tarihi coğrafya araştırmaları Batı'ya göre daha geç başlamış ve haliyle oradaki gelişmelerin büyük kısmı takip edilememiştir. Fakat yine de ülkemizde yapılan ve tarihi coğrafya kapsamına giren çalışmaları, nitelikleri ve kronolojik geçmişlerini dikkate alarak başlıca üç dönem halinde incelemek mümkündür. Bunlardan ilki, Batı'dan ilk transferlerin gerçekleştiği başlangıç dönemidir. Bu dönem Ahmet Rıfat'ın sözlüğüyle başlayıp, Togan'a kadar olan çalışmaları kapsar. İkinci dönemse karmaşa ve arayış dönemi olarak adlandırılabilir. Bu dönemse Togan'dan başlayarak Gümüşçü'ye kadar olan dönemdeki çalışmaları kapsar. Son dönemse yeniden başlangıç ve modern tarihi coğrafyanın kuruluşu dönemidir. Bu dönem Gümüşçü'den başlayarak günümüze kadar uzanan süreçteki çalışmaları kapsar. Ülkemizde tarihi coğrafya sahasında yapılan çalışmaları kullanılan kaynaklar, takip edilen metotlar, yapısal özellikler, incelenen konular ve sahip olduğu felsefi düşünceyi esas alarak analitik bir sınıflandırma oluşturmak mümkündür. Bu doğrultuda tarihi coğrafya çalışmalarını, başlangıçta ortaya çıkan tarihin arkasındaki coğrafya anlayışındaki çalışmalar, tarih atlasları ve kartografya çalışmaları, tarihi toponimi çalışmaları, yerlerin, yerleşmelerin tanımlanması yeniden inşası ve değişimi üzerine odaklanan çalışmalar ve diğer çalışmalar olarak sıralayabiliriz. Tespit edilebildiği kadarıyla Türkçe'de tarihi coğrafyadan ilk bahseden müellif, tarihçi ve coğrafyacı Yağlıkçızade Ahmet Rıfat'tır. Ahmet Rıfat'ın 1881'de basılan 7 ciltlik Lügatı Tarihiye ve Coğrafiye isimli ansiklopedik sözlüğün 3. cildinde tarihi coğrafya tanımlanmıştır. Ülkemizle ilgili tarihi coğrafya adı kullanılarak hazırlanan ilk eserse bir yabancı tarafından hazırlanmıştır. Bu kişi Ramsey'dir ve eserin adı The Historical Geography of Asia Minor'dur. Celal Nuri tarafından 1918 yılında hazırlanan Coğrafyayı Tarihi Mülki Rum isimli kitapsa ülkemizde Osmanlıca hazırlanmış ve tarihi coğrafya adını taşıyan ilk çalışma niteliğindedir. Bahsettiğimiz bu çalışmalar ışığında ülkemizde giderek artan tarihi coğrafya çalışmalarının gerçekleştiğini belirtmekte fayda var. Coğrafyada bugün ele alınan konuların doğrudan veya dolaylı biçimde geçmişe uzanan bir tarafı bulunduğuna göre tarihi coğrafya araştırmalarının gelecekte artarak devam edeceğini de kestirmek zor değildir. Evet değerli arkadaşlar, tarihi coğrafya programımızın köken ve gelişim bölümünü burada sonlandırmış bulunuyoruz. Sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.